Mevlana'dan bir şey nakledip keseyim, vakit doluyor. Mevlana'mızı biliyorsunuz, 700 sene evvel yaşamış. Allah ile münasebetleri çok düzgün bir adam. Allah ile münasebetleri mükemmel olan adama ne diyorlar siz söyleyin? Evliya. Veliyullah derler. Veli, evliya bak. Allah'a karşı böyle titreyen adam. Aman Rabbimin hatırı kalmasın. Görüyor musunuz? Evliya bu. Haramları bırak da şüpheli şeylerden sakınıyor. Aman Rabbim belki bunda bir şüphe vardır. Rabbim bana gazap etmesin. Rabbim benden merhametini kesmesin diye titreyen adam. Evliya. Şimdi düşünün böyle kaç insan bulacaksınız. Mevlana'mız da Allah ile münasebetlerin nasıl olacağı konusunda bir temsili bir mevzu anlatıyor. Size anlatayım, aklımızda kalırsa inşallah faydalı olur. Aklımızda kalırsa diyorum. Ama aklımızı ve zihnimizi verebilmek lazım mevzuya. Şimdi biraz sonra namaza kalkacağız. Bedenimiz, vücudumuz kıbleye karşı dönmüş olacak ama aklımız dükkanda kalacak. Bedenimiz kıbleye, aklımız bakkala, aklımız mağazaya. Bu olmadı, bu eksik. Zihnimiz, aklımız, şuurumuz, bedenimiz hepsi beraber kıbleye yönelmesi lazım. Niyet ettim cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama, döndüm kıbleye diyorsun. Haydi akıl olduğu gibi köye gidiyor. Haydi atölyeye gidiyor. Ya bu ne namazı kardeşim ya? Teveccüh. Bütün varlığımızla teveccüh edeceğiz. Yani Allah'ın huzurunda bile Allah'ın huzurunda değiliz. Aklımız orada değil. Aklımız kıblede değil, köyde. Aklımız kıbleye doğru değil, mağazaya doğru, mahalleye doğru, çocuklara doğru, karıya kıza doğru, müşteriye doğru. Bir türlü bu tarafa dönemiyoruz. Dönen kalıbımızdır. Kalbimiz nerede? Bunlar ise münasebetlerdeki bozukluğu gösteriyor, eksikliği gösteriyor. Mevlana'mız şunu anlatıyor. Allah razı olsun, aklımızda kalsın inşallah. Diyor ki, çok zengin bir çiftlik sahibinin çok sevdiği bir köylü ahbabı vardı. Zengin bir çiftlik sahibi, köylü insanlardan birini çok sevmiş, çok itibar etmiş, çok itimat etmiş. Seviyor, bağrına basıyor, güveniyor. Sık sık görüyorlar, görüşüyorlar. O ona gidiyor, ona gidiyor. Araları çok iyi, münasebetleri çok güzel. Bir seferinde o köylü, çiftlik sahibi adamın ahbabı olan köylü kalkıyor, çiftlik sahibini ziyarete geliyor. Araba belki bir mesafe, epey bir mesafe var. Mesafeyi yürüyerek çiftlige geliyor. Ahbabını, ağayı, çiftlik sahibini ziyaret edecek, muhabbet edecek, geldi. Çiftliğe yaklaşır yaklaşmaz o çiftlik sahibinin azgın köpekleri var. Biliyorsunuz köpek İslam dinine göre 3 yerde köpek beslemek caiz, ondan sonrası haramdır. Bir, çoban köpeği, öyle mi değil mi? Çoban. Çobanın köpeği olacak, sürünün başında köpek olacak. Bak, peygamberimiz tasvip ediyor. Mutlak ifade ediyor. Onun çok önemi var. Japonların bir araştırmasını söyleyeyim. Mevzuyu açıyor. Zamanımız çok sınırlı. İnşallah 5 dakika bana müsaade edeceksiniz. Japonlar bir araştırma yapmışlar. Mesela koyunlar üzerinde bir araştırma. Koyun. Süt veren hayvanlar biliyorsunuz. İki sürüyü incelemişler. Aynı otları yedikleri halde, aynı gıdalarla beslendikleri halde sürülerden birisi çok miktarda süt veriyor. Öbür sürü o sürüden biraz daha süt az veriyor. Biri çok, biri az.
Yani bir sürü koyun sürüsü fazla süt veriyor. Öbür koyun sürüsü az süt veriyor. Halbuki aynı otları yiyorlar, aynı suyu içiyorlar. Araştırmışlar bu fark, bu çokluk azlık nereden geliyor? Vallahi bulmuşlar. Bir de bakıyorlar ki o çok süt veren koyun sürüsünün başında çoban köpeği var. O köpek o hayvanlara güven veriyor. Kurt murt gelse bu köpek bizi korur diye güveniyor, sütü bol veriyor. Güven duygusu. İnsan güvenmediği adama bir şey verebilir mi? Çocuğunuza güvenmediğiniz zaman bir şey verebilir mi? Çocuğun olsa bir şey veremiyorsun. Güven. Vatandaş devlete güvenecek. Vatandaş hükümete güvenecek. Başkana güvenecek. Bakana güvenecek. Herkes birbirine güvenecek. Güven olmayan yerde hayat terz olur. Türkiye bu ortamda şimdi. Köpekler, birisi çoban köpeği, öbürüsü bahçe köpeği, bahçe. Çiftlik olur, bahçe olur, bahçe köpeği. Üçüncüsü de av köpeği. Beslemek günah değil, mubahtır. Yani herhangi bir şey. Ama apartmanda köpek besleyen adam, beş vakit namaz da kılsa, her gün amelinden iki kırat eksilir, namazı yarıya iner diyor. Haram işliyor. Beslemeyeceksin. Eve köpek sokmayacaksın. Ya çiftlikte olacak, ya çobanın yanında, ya da bahçenin duvarı dibinde. Eve, evin içine, mutfağa, efendim yatağa köpek sokulur mu ya? Allah'tan korkar adam be. Ne hale geldi millet? Bitireyim. Çoban, o çiftlik sahibi ağanın 10 tane, 15 tane köpeği her bir taraftan köylünün üzerine siz söyleyin ne yapıyor? Saldırıyorlar. Zavallı köylü yere eğiliyor, bir taş alıyor, atıyor bir tanesine, bir taneye atıyor, 10 tane hücum ediyor. Bakıyor ki başa çıkmak mümkün değil. 15 tane köpek. İyi ki yine yerde taş bulup da atabiliyor. Hani Nasreddin Hoca merhum, o da bir köye gitmiş, bir köyden başka bir köye gitmiş. Köyün köpekleri saldırınca hoca eğilmiş, yoldan taş alacak. Bakmış taş yere çakılı, ona uzanmış taş çakılı, ona uzanmış bir tane taş, hepsi yere çakılmış taşlar. Hiçbir tane taş eline gelmemiş, adam kalkmış demiş ki ya bu ne biçim memleket, taşları bağlamışlar, köpekleri salmışlar diyor. Biraz da Türkiye bu hale geldi. Türkiye bu hale geldi. Cinayetler onu gösteriyor, taşlar bağlanmış, köpekler saldırıyor. Neyse, köpeklerle başa çıkamayacağını anlayan ağanın dostu, ağanın ahbabı köylü diyor ki ya ben niye boşuna mücadele ediyorum? Bu köpeklerin sahibi kim? Benim adamım. Bu köpeğin sahibi kim? Benim ahbabım. Niye tek tek boğuşuyorum, niye uğraşıyorum? Çıkayım yüksek bir yere, ağamı diyor, çiftliğin sahibini çağırayım, köpeklerin sahibini çağırayım. Hakikaten yüksek bir yere çıkıyor, işte Ahmet Ağa bağırıyor. Adam çıkıyor diyor ya bu ses benim adamımın, ahbabımın sesi. Yetişin diyor. Görünce ha bakıyor ki çok sevdiği bir adam gelmiş. Üzerine saldıran köpeklere bir tek sesle hitap. Hış diyor. Susun. Köpeklere bir emir veriyor. Köpekler sahibinin sesini alınca çakılıp kalıyor. Hiçbirisi o köylüye saldırmıyor. Saldıramıyor. Niye? Köpeğin sahibi var. Hepsine susun dedi. Hış dedi. Çekilin dedi. Köpekler sahibine itaat etti. Mevlana bunu anlatıyor ve diyor ki ey Müslümanlar sizin de Allah ile münasebetleriniz düzgün olsa size hiçbir köpek saldıramaz. Siz Allah'la münasebetlerinizi kontrol edin. Gözden geçirin. Allah ile ne kadar birbirinize bağlantınız, hakikat yakınlığınız, Allah'ın size olan teveccühü, sizin Allah'a olan bağlılığınızı gözden geçirin. Eksiğiniz varsa, noksanınız varsa, Allah ile münasebetleriniz bozuksa, üzerinize saldıranların sayısı her gün artacaktır. Bütün mesele gelip buraya dayanıyor. Allah-u Teala hakkıyla kendisine inanan ve Allah'ı Kur'an'ın tanıttığı gibi tanıyan salih kullarının arasına bizi de ilhak eylesin. Değerli